Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendini mayalı zanneden mayalı poğaça kadar yumuşak, puf puf kabaran çok pratik, çabucak yapabileceğiniz çok güzel bir kabartma tozlu poğaça tarifiyle geldim. Bu lezzeti mutlaka yapmalısınız diyorum ve nasıl yapmışım hemen tarife başlıyorum. Poğaçamız için bir su bardağı sıvı yağımız var. Hemen kaseye ekliyoruz. Bu vereceğim ölçüler bir tepsi poğaça için arkadaşlar daha da artırmak isterseniz ölçüleri bardak oranında artırabilirsiniz. Azaltmak isterseniz de yine bardakların sayısını yarıya indirerek daha da azaltabilirsiniz. 2 su bardağı da Yoğurt ekliyorum sıvı yağımızın üzerine. Gördüğünüz gibi katı yağ da kullanmayacağız. Normalde kabartma tozlu poğaçalarda e, mutlaka tereyağı veya margarin kullanılır. Ama bu tarifte tereyağı veya margarin de kullanmıyoruz. Şimdi bir tane yumurta'nın sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Bir tane e, yumurtanın beyazını da yani bir yumurta'nın sarısının üzeri için beyazını da hamuruna katıyoruz. Yani üzeri için ayırdıktan sonra Beyazını hamura katıyoruz. Çok uzun konuştum. Çok uzun anlattım. Kusura bakmayın. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra... Sıvı malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Şimdi ununu eklemeye geçiyoruz. İlk etapta 4 bardak... E, klasik su bardağıyla gördüğünüz gibi kullandığım su bardağı klasik 200 mililitrelik bardak 4 su bardağı ekledim ilk etapta hemen kabartma tozunu da ekliyoruz 2 pakette kabartma tozu kullanacağız ikinci paketi de koyuyoruz ve hamuru yoğurmaya başlıyorum Ununu fazla kaçırmamak için dikkatli koyacağım arkadaşlar. Bir su bardağı daha un ayırdım. Şimdi hamuru bir toparlayacağım. İhtiyaç varsa çok cıvıksı ele yapışıyorsa tekrar bir su bardağı daha ilave edeceğim. Sizler de mutlaka bu şekilde yavaş yavaş yapın. Unun çünkü yoğurdun sululuk kıvamına göre unun su çekme oranına göre Hamurun kıvamı değişiyor arkadaşlar. Çok sert bir hamur yoğurmayacağız. Böyle yumuşak, hafif ele yapışabilen bir kıvamda olması gerekiyor. Evet, hamur aşırı aşırı toparlanmayacak şekilde sıvı arkadaşlar. O yüzden 1 su bardağı daha un ekliyorum ve toplamda 5 su bardağı un kullanmış oluyorum. Siz de dediğim gibi eğer yoğurdunuz çok suluysa ayran kıvamındaysa un miktarı biraz artabilir. E, süzme yoğurt kıvamındaysa un miktarı biraz azalabilir. Mutlaka dikkatli yapın. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi hafif hafif ele yapışan poğaça kıvamın poğaça hamuru kıvamında arkadaşlar. Tüm poğaçalarda hamur çok yumuşak olmalıdır. E, un miktarı fazla olan hamur güzel bir poğaça olmaz. Şimdi portakal büyüklüğünde bezeler yapıp bütün hamurumuzu beze haline getirelim. Evet hepsini portakal büyüklüğünde beze haline getirdik. Hemen şöyle tabağımın üzerine alıyorum ve elimle gördüğünüz gibi hiçbir oklava e, kullanmadan elimle bastırıp pasta tabağının ortası kadar büyüklükte açıyorum ve şöyle 150 gram kadar peynirim var peynirden içerisine tam ortasına koyuyorum istediğiniz e, iç harcı kullanabilirsiniz arkadaşlar e, ben peynirle yaptım siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen şu uçlarını toparlıyoruz, ortada birleştirip kapatıp şöyle yuvarlak tekrar yuvarlak bir beze haline getiriyoruz, getiriyoruz. Ee, fırın tepsimize alıyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıdınız varsa yapışmasın diye serebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa da. Her zaman söylediğim gibi fırın tepsinizi ister katı yağla ister sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir tane daha açıyorum göstermek için. Peyniri koyduktan sonra bütün uçlarını bir köşede toplayıp yapıştırıp şöyle sıkıca tekrar beze haline getirip Fırın tepsisine alıyoruz. Birazcık bastırıp şöyle yayvan kıvama getiriyoruz hamurları. Çok böyle yuvarlak bırakmayın. Üzerine tepesine birazcık bastırın arkadaşlar. Ayırdığımız yumurta sarısına çok az bir sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ile birlikte yumurtayı çırptım. Hemen poğaçalarımın üzerine yumurta sarılarını da sürüyorum. Ki rengi çok güzel olsun nar gibi kızarsın. Dediğim gibi verdiğim bu ölçülerden tam olarak bir fırın tepsisi dolusu çıkıyor arkadaşlar. Bu kadar sayı adet olarak bu kadar. Tabi daha küçük yaparsanız daha fazla da çıkabilir sayı olarak. Evet poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. 180 derecelik alt üst ayarda. Ortalama 35 dakika boyunca pişiriyoruz arkadaşlar. Bakın rengi bu şekilde kızardıktan sonra zaten pişmiş demektir. Hemen fırından çıkarıp üzerine bir havlu bez kapatalım ki dışı böyle çıtır çıtır kalmasın. Şu an fırından çıktığı için dışı sert arkadaşlar. Üzerine bir şey kapatınca pamuk gibi yumuşacık olacak. Bakın. Gerçekten mayalı poğaçadan çok bir farkı yok. Hafifçe böyle bir çatlama olabiliyor arkadaşlar. Kabartma tozu poğaça olduğu için bakın bunda yok ama diğerinde var. E, çatlama olabilir endişe etmeyin. Mis gibi pamuk, pamuk gibi yumuşacık bir poğaça oluyor. Bakın hepsi bu şekilde. Hemen şöyle bölerek de içini göstereceğim. Mayalı poğaçadan hiçbir farkı yok. Ertesi günde de hemen bayatlamıyor arkadaşlar mayalı gibi. Ee, çabuk bayatlayan bir poğaça da değil Uzun iki gün boyunca Tazeliğini koruyor ee, Bence mutlaka Denemelisiniz ee, Diyorum <laughs> Lezzetine de Bakıyorum gerçekten Mayalı poğaçadan hiçbir farkı yok arkadaşlar Bugünkü tarifimin de Yine sonuna geldim Umarım beğenmişsinizdir Umarım faydalı bir video olmuştur ee, Tekrar yepyeni tariflerde Görüşmek üzere diyorum Beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.